Hop. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine banyoda açtım videoyu. Bugün Uğur'la beraber bir yılbaşı partisine davetliyiz. O yüzden de ona giderken hazırlanışımı sizinle beraber yapayım. Aynı zamanda gidişimi gelişimi falan da bir video alayım istedim. Zaman kaybetmeden de başlayacağım. Zaten duştan çıktım, saçlar falan temiz. Makyajımı falan çıkartmıştım. Sadece bir nemlendirici uygulayacağım. Sonra da işte makyaja geçeceğim. Ha, kıyafet falan onları da ekleyeceğim bugün bu videoya. Şimdi nemlendirici olarak Saturday Skin diye bir marka var. Bu da bir Kore markası. Ben bugüne kadar denediğim bütün işte Kore markalarının hiçbirinden pişman olmadım. Hepsi de çok çok iyi geldi cildime. O yüzden şimdi bunu süreceğim. Şu kapağındakileri sürüyorum. Burada daha yeni. Ve işte 3. ya da 4. kullanışım. Yalnız parmak ucumda durur. Aa! Parmağımı kesmiştim ve şu anda orası inanılmaz yandı. Bir de bir tane daha marka deniyorum şu an. Onun da ismi... Maskenin ismi neydi bir okusanıza bana. Onun da ismi Sand and Sky. Muazzamdı ama tabii biraz daha kullanacağım. Ondan sonra sizle paylaşacağım. Bir de şimdi de aynı markanın bir gözaltı kremini kullanacağım. Bir dakika onu alıp geleyim. Yani pembe ve beyaz yazılı ya. O yüzden gözükmüyor ama ambalajları falan çok çok tatlı. Çok güzel yapmışlar. Çok ilginç, bu göz kremini C yaparak sürmeyin demişler biliyor musunuz? Vurarak uygulayın demişler. Nereden aldığımı da sorarsanız eğer Sephora'da bu yine mini boy ürünlerin satıldığı yer var ya kasanın önünde. Oradan. Şimdi birkaç parça makyaj malzemesi alıp geleceğim. Yeni bir ürün deniyorum. Lancome'un Prep and Matte matlaştırıcı bazı. Nemlendiricinin üzerine neden böyle bir şey sürüyorsun derseniz bence asıl böyle sürmek lazım ki aksi takdirde cildi çok kurutabilir. Sadece bunu uygulamam. Bu ne? Bu arada bir tane de mesela Makeup Forever'ın matlaştırıcısı var. Matlaştırıcı bazı var. O gerçekten böyle kas katı yapıyor cildi. Bu öyle değil. Ben bundan da öyle bir performans beklemiştim. Kesin dedim çok katı, böyle çok gergin bir cilt yapacak ama aksine bir nemlendirici gibi. Onu çok sevdim. Sonra L'Oreal Infallible kullanacağım. Benim rengim 130. Ve bunu fırçayla uygulayacağım. 2 pompa sıktım. Hiç yer koyacak yerim yok. Lavaboya atıyorum. Bunu da şöyle fırçayla tampon uygulayacağım. Biraz da partiyle ilgili konuşayım diyeceğim ama hiçbir fikrim yok. Yani partide kimlerin olacağını bilmiyorum. Merve Özkan tarafından davetliyiz. Hatta Uğur'u da getir artık, o da bir YouTuber dedi. Dedim zevkle ki zaten benim için de iyi. Ben çok tek başıma böyle organizasyonlara katılmaktan hoşlanmıyorum. Lansmanlara da tek başıma gitmekten hoşlanmıyorum. O yüzden çok iyi oldu. İyi ki Uğur YouTuber olmuş diyorum buradan kendisine. İyi ki YouTuber'sın. Lansmanlara tek başıma katılmaktan hoşlanmıyorum dedin ya, dedim ben. Zaten güzel laf. Yerinde laf sokuyorsun. Bunu seviyorum ben. Boş yere laf sokmuyorsun. Arkadaşlar burada az önce topuklu giyeceğim dedim ya. Şaka yapmıyordum. Gerçekten ayağıma topuklu giydim geldim. Şuraya boyum yetsin diye. Şimdi bunları geri götürüp bir concealer alıyorum ve geliyorum. Biasel Olars concealer kullanacağım. Saçımı da şöyle kulak arkası yapmak istemiyorum. Bütün tombik yanaklarım ortaya çıkıyor. Bunu da bu kocaman fırçayla oturtuyorum bu arada. Çok güzel yediriyor çünkü bu Elfin fondöten fırçası. Şimdi pudra uygulayalım hemen. Göz kapakları ve gözaltı. Size gözlerimin bozuk olduğunu söylemiş miydim ben bu arada? Ben yakınımı da uzağımı da çok iyi göremiyorum. Şimdi mesela kameraya bakarak makyaj yaparsam korkunç bir şey çıkar ortaya. O yüzden böyle küçük bir ayna şart. Hemen kaşlarımızı tarayalım ve dolduralım. Ay bu arada seslerini duyuyorsunuz. Maral'la Selin içeride. Biz şimdi 1-2 saat işte partiye gideceğiz ya. Onlar da bize geliyor. Onlar da alışveriş. Aa, şimdi eyeliner çekeceğim ben. Benim masaya ihtiyacım var. Damla'nın masaya ihtiyacı var. Teşekkürler. Ya da durun, ben önce ten makyajımı yapayım, sonra masaya ihtiyacım var. Onlar da orada hazır. Üçer üçer ürünleri alıp geliyorum. İlk bronzerdan başlayalım. Flormer'ın Sculpting Kit'indeki, ben sadece şunu kullanıyorum burada. Diğerini kullanmıyorum. Ama buna bayılıyorum. Bir dakika, şimdi buradaki aniden görür müyüm? Görürüm, evet. Şöyle birkaç dokunuş. Güzel bir ton. Tam istediğim küllü ton ama ne çok böyle kahve, ne çok turuncu. Bunu herhalde 90 tane videomda göstermiş falan olabilirim ama bayağı iyi ya. Tabii ki de gıdık. Bunu unutmuyorum artık her gün. Her gün uyguluyorum buralara. Şimdi aldık. Altera kullanıyorum. Altera sadece Rossmann'larda var. Ve bunu yeni keşfettim. Yeni keşfettiğim gibi de ne derler? Bağımlısı mı oldum derler. Burnumun üstünden de geçeceğim. Çok garip bulacaksınız. Alnımdan ve çenemden de geçeceğim. Tam ısıtıyorum şuradaki tonları. Hatta bakın bronzerin üzerinden ve şu şakaklarından da geçiyorum. Highlighter'a geçiyorum. O da şaşmaz. MAC Soft and Gentle. Eyeliner'ı burada hayatta çekemem ben.
Ben ancak oturarak ve dirseklerimi yere koyarak çekebiliyorum. Bu aynayı açıyorum ya ben. Bak sizi şuraya koyuyorum. O yüzden ayna yok. Aynasız yapıyorum makyaj. Ha şu bölümde size göstereyim. Bak göz kremi, işte serum. Ondan sonra şunu çok seviyorum. Bu Tatcha'nın netlemiyor. Bu Tatcha'nın makyaj temizleme yağı. Burada yine Biolifin göz kremi var. Ondan sonra Tatcha'nın böyle pudramsı temizleme ürünü var. Bu Uğur'un kremi el koydum. Bu Biolifin yine şeyi. Bu az önce sürdüğüm Saturday Skin'in gözaltı kremi. Bu da az önceki krem. Nemlendirici krem. Çok güzel değil mi paketlemesi falan? Bu taraf sırf işte böyle minik ürünler. Burada da foreolar var. Bu benimki zaten. Bunu da foreye Uğur'a yolladı. Siyah. Çok kıskanıyorum. Paketinden falan çıkaramadım. Geldiğinde kendisi alır benden. Ya da bir bakarsınız ben almışım. Şimdi bu muhteşem kombinimle şu özellikle içeri geçiyoruz. Şu dudağımı sileyim. Bakın buradaki ışıkta çok pembe olmuş gözüküyorum. Ve eyeliner'a geçiyorum. Ben normalde NYX'in kalem eyeliner'ı kullanıyordum. Geçen gün Kat Von D'nin bu tattoo liner'ını aldım. Ya şu. Duş aldım. Bak duş aldım. Hala duruyor görüyor musunuz? Bu arada bir taraftan ben de şaşkınım yaşıyorum. Çünkü hemen bir saatte de fark ettim bunu. Bu kadar kalıcıysa gözden nasıl çıkar onu da gerçekten pek bilmiyorum. Muhtemelen bayağı yağlı temizleyicilerle uğraşmak gerekecek ama kalıcı olsun da nasıl oluyorsa olsun. Şimdi bu da aynen NYX'teki gibi en sevdiğim uç. Ve en kolay sürümü olan bence. Eyeliner çekemeyen herkes çok rahat eyeliner çekebilir. Deyip çekemezsen de bilmiyorum. Şu dirseği koydum. Ve başlıyorum. Okey. Bu çok siyah değil. Bir dakika. Üzerinden kat kat mı geçmem gerekiyordu acaba? Niye simsiyah değil? Bir şeyler yanlış mı yapıyorum? Bir dakika. Farkında mısınız? Kat kat yaptım ve bu. Aa bunda oluyor. Durun bakayım. Galiba sallaya sallaya kendine geldi. Aa bak. Şurada tam şurada bir yağ bezesi var. O yüzden farkındaysanız onun üzerine asla boyayamıyorum. Kulaklamam yok. O yüzden hiçbirini düzeltemeyeceğim. Sadece şu çok rahatsız ediyor beni ya. Hemen taklit ekipleri hazırlıyorum. Miniso'nun numarasını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama 5'li 1, 2, 3, 4, 5'li okuyorum not alın. 2043-74-1 arkasında yazan o. Bunları ben aslında günlük kullanım için tercih ediyorum ama ya bugünkü ortam da öyle abartı bir ortam olmayacağı için farkındaysanız makyajı da şey yaptım, bayağı sade tuttum. Duo kullanıyorum ve Duo'nun siyah şeyini yapıştırıcısını kullanıyorum. Özellikle eyeliner sürdüğümde tam bunun hizasında bitiyor. Hiçbir şey de belli olmuyor, müthiş bu. Hemen yapıştıralım. Sanki biraz daha mı öne gelmeliydi? Şimdi iki kepi de taktım. Üzerine Benefit'in maskarasını uygulayacağım. Özellikle şu taraftaki şuranı görüyor musunuz? Orası daha böyle seyrek duruyor. Ama bu maskara yeni ve şu an çok ıslak. O yüzden biraz şöyle sıyırıyorum. İlk bir şunu yapayım önce. Şu baş kısımdaki kendi kirpiklerimi de iyice göz pınarlarıma doğru getiriyorum. Böyle bir bütünlük için. Sonra alt kirpiklerime de maskara uyguluyorum. Aynı işlem buna da. Bunun özellikle şuraya. Bak şimdi eşitlendiler gördünüz mü? Yalnız bakar mısınız? Bayağı iyi oldu. Kendi gözlerimi biraz daha böyle yuvarlak göz yaptım. Keşke şu an aklıma geldi. O keşke kirpikleri biraz daha böyle köşelere getirseydim ve daha çekik bir göz yapsaydım bugünlük. Ama neyse. Ay ne güzel gözüküyor gözlerim. Adeta Türkan Şoray. Evet diyor. Kıyafetimi giyeceğim. Tamam mı? Saçımı yapacağım. Dudağı en sona bırakalım. Bir sürü renk deneriz olmadı. Hangisi güzel olursa onu yaparız. Dudak şimdilik böyle. 200 yapalım. Çok hızlı hızlı olsun her şey. Dişlerimi fırçalamayı unuttum. Rujdan sonra. Bak ben size söyleyeyim. Evden çıkmadan önce fırçalayacağım. Saçımı maşalamadan önce 1. Maşalarken 2. Maşaladıktan sonra 3. Tam 3 defa saç spreyi sıkıyorum ki benim saçım düz ya. Asla çünkü şey olmuyor. Durmuyor. Hele yeni yıkanmışsa da asla tutmuyor. Önce şöyle maşayı uygulayacağım yerlere. Evet. Oo, yuttum. Girişi güzel yapıyorum her seferinde. Şimdi şu
Küçükler var bak, şöyle tuttuğumda dökülenleri zaten bir arkaya atıyorum. Benim muhatabım burası sadece. Bakayım ısınmış mıyız? Evet. 4 ya da 5 tur böyle dolayabiliyordum. Şu an sadece 2. 2,5. O yüzden çok daha zor oluyor. Yani doğru söylüyormuş herkes. Kısa saçı düzleştirmek çok kolay ama maşalamak çok zor. Bu böyle bir tarak gerekiyor. Şu değil bak. Şu incelik değil. Şöyle. Hatta daha bile bunun aralıklı olanı olabilir. Başlayıp arkadan başlayıp öne doğru şöyle tarıyorum. En güzel bu taraf oluyor genelde. Sonra şöyle bir öne eğilmem lazım. Aynen. Bakın böyle kabarık kabarık. Tabi bu kadar değil. Bu sönecek her türlü de. Bir kez daha sprey. İşte bu kadar. Bunu ben bir tanesini genelde kulak arkası yapıyorum ama dur onu şimdi bozmayalım. Biraz daha böyle kabullensin her bu saçı. Ondan sonra bunu böyle kulak arkası yapacağım ve bitecek. Şimdi gelelim üstümüze. Payetli bir bluz aldım. Şu. İndirimdeydi bu arada Twist'te. 200'den 100 liraya düşmüş. Arkadaşlar bu arada hala topuklu var ayağımda. Altını bu deri pantolonu giyiyorum. Şu ikisi. Şöyle yapayım bir daha görün. Hemen 2 dakikaya giyip geliyorum. En aydınlık burası. Şimdi burada göstereceğim bir. Üzerine bunu giydim. Altındaki pantolonu değiştirdim. O deridense şu kemerli kumaş pantolonu tercih ettim. Saç zaten böyle. Şu küpeleri taktım. Bu arada bu çok yukarı çekiyor. Ama lastikliymiş böyle. Ha tamam süper. Şimdi sen kendin gör. Sence de ama bir yumuk durmuyor mu? Canım, hayır canım. Bu çok şey yapma. Tamam. Üstüme ne giyeceğimi de gösteriyorum. Bu. Bu geçen sene hatta 2 sene önce Zara'dan aldığım kürke giyeceğim. Böyle. Gayet nasıl? İyi. Ayakkabıyı da getiriyorum. Dur. Tamam. Ayakkabılar bu. Şöyle tutayım. Şöyle pardon. Ama önce siyah bir oje süreceğim. Ondan sonra bunları giyeceğim. Hatta şöyle yapayım bir daha bakın dur. Sen ne diyorsun? Bence çok başarılı. Bak siyah ojem yok ama şu an. O zaman evet bitti arkadaşlar bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Yapacağım. Ruj süreceğim. Rujumu da süreyim sonra beraber çıkarız. Bu Huda Venus. Bu. Bir de diyorum ki üzerine Vibe'i süreyim çünkü koyu sanki. Biraz daha böyle dudak rengi, dudaklar mı olsa. Çok belli olmuyor ama aslında etrafında kahverengi yaptım. Okey. Şimdi oje sürüyorum. Evet hazırım. Çıkıyoruz. Benim bu saate kadar göstermesi için geldi. Uğur Şengül aramıza katıldı. Uğur kombini gösterir misin? Kombininde bir şey yok ki. Göster ama olsun. Evet. Ben gösterdim. Üst siyah pantolon, içime basic tişört. Şöyle bir... Ooo! Şıkız. Şıkız. Çok şıkır şıkırız. Tamam yeter. Tamam arkadaşlar burada önce yemek yiyeceğiz. Selin ezilmeden inşallah. Karşıya. Ya açım çok. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra biz Uğur'la topuk kızlar da kahve içmeye gidecekler. Ondan sonra yine buluşacağız ve eve döneceğiz. Çok güzel plan. Bu ışık çok güzel çünkü. Ben şey mi çeksem? Gitsin ya. Ay ya. Yandım. Ne yeter? Açım yeter. Nasıl? İkimiz de aynısından söyledik. Denemek babında. Sen? Mantı. Biz mantıyı evde yapabiliyoruz Maral. Niye böyle yaptın? Denemek için lok mantı. Ha. Arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar biz de selam. O havuz şeyi var aşkım. Havuz eğlencesi. Havuzda ışıklı ve fışkırmalı şov var. Tamam. Her neyse şimdi kızlarla ayrıldık. Onlar kahve içecekler. Bir de bakınacaklar bir yerlere. Biz de topuk. Tamam ya gidiyoruz işte hadi. Gidiyoruz orada görüşürüz. Hadi evet. Hadi bakalım hadi. Şöyle. Onu beraber yapmamız lazım. Nasıl yapacağız aşkım? Havuzu göstereceğim. Bekleyin havuzu. Ne
keşke yapıştırıyorum. Şu an gerçekten YouTube'un ana sayfasında gibiyim. Kimi ararsanız burada. Ve birçoğunu da bilmiyorum. Öğrenmiş oldum işte. Partiyi en erken terk edenler bizler olabiliriz. Bizler yaşlı olanlarız ama değil mi? Yaşlıyız. Biz yaşın aralarında en büyük olanlarız. O yüzden biz de böyle şey, biraz çekiniyoruz. Acaba düzgün mü davranmalıyım yaşım gereği? Gerçi yaşım da abartmayayım ya, ben daha küçüğüm. Yani çok da büyük değil. Ben 26'yım daha, evet. Ama işte oradakiler hep 19-20 falan olduğu için ister istemez böyle bir şey oluyorum. Kendimi rahat bırakamıyorum. O yüzden de dedim ki vur gel biz topuk. Şimdi kızların yanına geri dönüyoruz Maral'la Selin'in. Bize kahve ya arkadaşlar. Bak arkadaşlar el sallıyorlar. Üşüdünüz mü? Bakayım suratında donuk var mı? Var bak. Burun kıpkırmızı. Oğlum donduk. Oturduğumuz yerde. Lütfen anlatır mısın bunu? Azar yedik, tekme tokat kavuluyorduk. Neden? Konuşamıyorum. Neden? Şimdi biz yemek yedik girdik ya oraya. Evet. Tabii hiçbir şey yiyecek halimiz yok, sadece kahve. Niye kapavuşa ekmediniz? O da dedi ki. Kapalı. Her yer kapandı. On kapalı gözüküyor bu arada. Makroya kavuştuk, makro yetişiyor bu arada. Zaten dedi ki mutfak dedi 11'de kapanıyor falan. Ondan sonra neyse kahve, ben macchiato söyledim tamam mı? Macchiato espresso geldi. Evet. Çok önce. Ama normalde öyle değildi yani. Hayır, macchiato her zaman şattı. Ama ne bileyim, Maral da bak dedi ki bu macchiato değildi. Bilir miyiz dedim, ben latte alabilir miyim? Beklediğiniz gibi gelmedi mi dedi. Ha. Sonra bize tatlı önerdi ama hakikaten hiçbir şey yiyecek şeyimiz yok yani. Ben ona söylediniz. Söylemedik. Söylemedik. Menüyü bırak. Hani menüyü bırakalım. Hani ilerleyen saatlerde falan filan dedik. Neyse sonra makyajdan sonra latte falan istedik. Orada bir karışıklık oldu falan. Adam böyle triple bir aldı menüyü. Sonra geldi tuzluk biberlik falan masada topladı gitti. Bize topuk. Aynen bize de hesabı alabilir miyiz? Tek kişi mi vardınız peki? Yok vardı 3-5 masa. Allah Allah. Terbiyesiz bir daha gitmiyorum. Zekalı başta verdim pişman oldum. Ben o açıyı sevmedim. Ha dur. Evet. Olmadı. Ama dur buraya girecek. Aa giriyordu ama şey yaptı. Ha buraya girdi. Alır mı? Olur tabii canım kazandı. Alır mı? Ya öyle kusura bakma da. Ne öyle kusura bakma? Ben de yapardım yani. Yap hadi şunu sok hadi. Neyi ver? Aa bunu sok ha. Burada hadi. Ver. Aa onu da sok. Onu da. Sen onu mu yaptın? Beyaz da bunu sokacaksın. Kuralı bu. Bunu buraya sokacaksın. Helal be. Çatlar. İşte bu. Helal olsun. Helal arkadaşlar biler de solundan da çıkıyoruz şimdi. Şu kemer yüzünden bırakın. Bilardo'yu yürüyemiyorum bile. Nefes yok. Uzun zaman nefes almıyor. Ben oksijen gitmiyor. Ve evet. Ben makinemi sizinle beraber çıkartmadım çünkü onu Instagram'da bir video olarak paylaşacağım. Bugün böyle 50 saniyelik bir video ile Instagram'a paylaşacağım. Oradan izlerseniz. Şimdi şaka maka bu videoyu uzatmayayım diyorum. Çünkü aynı anda galiba iki video daha çekiyorum ben. farklı konularda. Şimdi ben videoları editlemeye başlayacağım. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yüzümün parlamasını görüyor musunuz? Ampul gibi. Efsane bir çünkü şey yaptım yine. Bakın ama şu bozuyor. Şunu kapatayım dur şöyle. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.